genel izleyici için uygundur. Efendim hayırlı cumalar diliyorum. Cuma'nın feyzinden, bereketinden istifade eden kullarından eylesin Rabbim bizleri inşallah. İyisinizdir umarım. Allah iyilikler, güzellikler nasip etsin. Bu programda da konuğum Adnan Şensoy hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam. Nasılsınız? Sıhhat afiyettesiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbimizden razıyız. İnşallah o da sizi de bizi de razı olduğu hale çevirsin. Amin hocam. Ne Sizler güzel değil misiniz hocam? Çok şükür hocam. Radıyallahu anhum ve radu an. Allah ondan razı. Kul Allah'tan razı. İnşallah o mertebeye bizler de ulaşırız. Dilimizi alıştırıyoruz ki dil alışınca kalbe de yerleşir demiş eskiler. Gayretimiz bu yönde hocam. Hocam hani bir insana 40 gün deli desen deli oluyor ya, dille alakalı bu da. Biz de devamlı dilimize pelesenk edelim en azından. Dediğimiz gibi inşallah o mertebeye ulaşmış oluruz. Zikrin hikmeti de odur ya hocam. Değil mi? Zikirde ana dilde dolaşa dolaşa dimağdan kalbe iner. Kalpte yerleşirse ruha tesir eder. Ruha dokunursa gönülle yer edinir. Gönülde olan da aklı meşgul eder. Akıl meşgul olursa azalar da ona tabi olur. Evet, hepsi birbirine entegre. Hepsi birbirine döner. Evet. Hocam, Müminun suresi zaten biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir sure. Tabii bu surede de daha doğrusu böyle hani müminin özelliklerini Cenab-ı Hak her ayette farklı farklı bizlere ifade ediyor. Biz de istedik ki bu bölümde Müminun suresinden işleyebildiğimiz kadar müminin vasıflarını ayetler üzerinde konuşalım. Tabi hadis-i şerifler, Peygamber Efendimizin o güzel sözlerini de beraber mütalasını yapalım istedik. İsterseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, değil mi hocam? Çünkü hani biz her işimizin başında besmele çekeriz. Müminler, Müslümanlar niçin? O yapılan eylemin, hareketin, programın, düğünün, merasimin neyse o sonucu bereketli olsun. Bizim de bu programımızın sonucu güzel olsun, kalplere tesir etsin, insanlar faydalansın, müstefid olsun anlamında besmelemizi çektik. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ dedik diyelim. Ve sonra size lafı bırakıyorum. Buyurun hocam. Nestağfirullah, nestağizubillah, bismillah, velhamdülillah, vessalatu ala Resulillah. Buyurduğunuz gibi besmele bütün her şeyimizin başı. Eski İslam alimlerinden, seleften hangisinin kitabına baksak her zaman başında bir besmele var, bir hamdele var, bir salvele var. Hem muhataplar için bir uyarı, bir ikaz, bir silkeleme hem de bu uyarıyı yapmakta olan kişi için bir öz çekim, bir kişinin kendine özel bir bakımı. Biz de bu manada buyurduğunuz gibi besmeleyle başlayalım. O besmelenin başı bizi alsın, Mekke'ye götürsün. Mekke'deyiz, zorlu yıllar geçmiş. Peygamberimiz Aleyhisselam 3 yıllık ambargoya tabi olmuş. Tam ambargo bitti denilip insanlar feraha erdi diye beklenirken hayattaki en kıymetli incisi, Peygamberimizin en büyük destekçisi öncelikle Hazreti Hatice annemiz kaybetmiş, vefat etmiş. Peşinden Ebu Talib'i Peygamberimiz kaybetmiş. Amcası. Hüzün yılı. Bir anda hayatının en kıymetli değeri, en zorlu döneminde bile destekçisi olan Hatice annemiz, diğer tarafta her ne kadar mümin olmasa da yeğeni olması sebebiyle Peygamberimize gerçek anlamda amcalık, baba yarıcılığı, babasının yarısı gibi davranan Ebu Talip ikisini de kaybetmiş. 2 tane zırh gitmiş. Hatice annemiz evin içini, kalbine ve ruhunu imar ederken Ebu Talip de evin dışını muhafaza ediyordu. İkisini de kaybettiği bir dönemde Erkam bin Ebel Erkam'ın evinde ya da o civardalar. Hazreti Ömer Efendimiz rivayet ediyor. Tirmizi'nin Kur'an'ın tefsiri bölümündeyiz. Müslim'in iman bahsindeyiz. Efendimiz Aleyhisselam aniden kıbleye doğru, yani Kabe'ye doğru döndü. Ellerini açtı, uzun uzun bir bekledi. Genelde vahiy halinde Peygamberimiz öyle olur. Dalar dalar gider. Mübarek ellerini açtı ve sonra şöyle dua ediyor Hazreti Ömer Efendimiz. Allahümme zidna ve la tenkusna. Rabbim bize arttır, eksiltme. İmanımızı kuvvetlendirerek arttır, kazançlarımızı arttır, sağlığımızı, kuvvetimizi, bilgimizi, birliğimizi, beraberliğimizi arttır, eksiltme. Ve ekrimna ve la tuhinna. Bizi şerefli kıl, bizi yücelt, bizi çoğalt, bizi bereketlendir. Sevgimizde birbirimize yakınlaştır. Kuvvet ve kudrette birbirimizi desteklendir. Bunları bizden götürtme. Çünkü şerefi veren ve yücelten de sensin. Zilleti takdir edip geri bırakan da sensin. Sonrasında ve ekrimna ve la tuhrimna. Ya Rabbi bize ver, bize ve atina ikramda bulun, bize bağışını ve bahşişini çok ver. Bunu bizden kısıp mahrum etme. Ve athirna, bizi seç. Kötülere karşı seç. Zalimlere karşı seç. Zulüm içerisinde fırsat arayanlara karşı bizi seç. Ve la tuhsir aleyna. Onları bize karşı seçme. İmtihan için onları bize karşı kuvvetli kılma. Peygamberimiz Aleyhisselam bu dualarını yaptıktan sonraki son sözü biraz önce girişte bahsetmiş olduğunuz ifade. Allahümme ardina, bizde razı ol. Bizi razı olacak hale çevir. Bize öyle karşılıkta, bağışta ve bahşişte bulun ki, bize öyle muamelede bulun ki biz senden razı olalım. Ver de anne ve sen de bizden razı ol diye dua etti. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, sonra Peygamberimiz bize döndü ve dedi ki, Allah Azze ve Celle bana bir surenin 10 ayetini indirdi. Kim bu sureyle amel ederse, gereğince yaşarsa, dehalel cennet. Cennete girer buyurdu. Herkes tabii o anda hayal edin hocam, oradayız. Siz oradasınız, biz oradayız. Değerli arkadaşlarımız oradalar. Peygamberimiz cennete girecek olan kişilerin cennet vasıflarını anlatmış. Bir bayramda bahşiş alacak gibi, bir aniden ortaya çıkmış olan bir promosyon gibi, bir kampanya gibi müthiş bir kapı aralanmış. Biz de bekliyoruz. Acaba neyi buyuracak? İfadesini bahşetmiş olduğunuz Müminun suresini buyuruyorlar. Estağfirullah. Kad eflahel müminun. Muhakkak ki müminler felaha ermişlerdir. Dikkat buyurun, orada kurtuluşa ermişlerdir ifadesini çok farklı kavramlarla kullanabilirdi. Yani felah ama ve kurtuluş arasındaki fark ne hocam? Günde 5 vakit bir şey okunuyor minarelerde. Hayyalel felah. Aa hocam ne güzel okuyorsunuz. Şurada bir tane bir ezan makamından yapmış olsanız da gönüllerimiz nuş olsa. Hele bir de Medine makamından. Hayyale salah diyoruz. Yani Allah'ın huzuruna gel. Niçin? Hayyalel felah. Kurtuluş için. Hayyale salah. İman ile Allah'a yönel. Niçin? Hayyalel felah. Dünya ve ahiret saadetin için. Hayyalel salah. İmana, amele, ahlaka gel. Rabbine yönel. Niçin? Hayyalel felah. Her anlamda kederden kurtuluş için aslında biz günde 5 vakit ezanla duyuyoruz bu kavramları. Müminun suresinde de Rabbimiz onu ifade ediyor. Kad, muhakkak ki, kesin ki, eflaha, kurtuluşa ermiştir el müminun. Şimdi el müminun üzerinde durmamız lazım. Niye? Şimdi Arapçada ne vardı kelimelerde? Her kelime ya isimdir, ya fiildir, ya harftir. Müminun ise isimdir. İsimlerde 2 şey var. Ya marifedir, bilinir, ya nekradır, bilinmez. Başına el takısı geldiğine göre biliniyor. Bir ilginç kavram var. Arapçada isimlerin belirlileri ifade edilirken ya müfrettir, ya tesniyedir, ya cemidir, ya 1'dir, ya 2'dir, ya 3'tür. Müminun diyor ve bilinen müminler kastediliyor. Hocam peki müminler mi, Müslümanlar mı? Hani arasındaki fark nedir diye bazen sorulur. Doğru. Bunun arasındaki fark nedir? Müminler kimlerdir, Müslümanlar kimlerdir? Müslüman davete icabet edip kavramları kabul eden, mümin ise o kavramların gereğini yapandır. Müminun suresinin ilk ayetindeyiz. Hadi bir önceki surenin son ayetlerine gelelim. Hangi suredir bir önceki suresi? Hac suresidir. Son ayetleri 77 ve 78'dir. Orada sizin buyurduğunuz sorunun cevabını Rabbimiz Hazreti İbrahim üzerinden cevaplar. Huve semmâkumul muslimin. O Allah ki sizi sizden önceki toplumlarda olduğu gibi Müslüman olarak isimlendir. Demek ki değerleri, kaideleri kabul eden, daha açık ifadesiyle imanın ve İslam'ın şartlarını kabul eden kişi Müslümandır. Gereğini yapan mümindir. Müthiş bir cevap. Azap suresinde diyor ya, innel müslimine vel müslimat. Sanki sınıf sınıf anlatıyor. Yani burada bir kapı var. Bu kapıdan girdiğiniz zaman müslimine vel müslimat oluyorsunuz. Yani burada bir de Allah Azze ve Celle erkekleri ve kadınları ayrı ayrı onurlandırıyor. İşte Müslüman olan beyefendiler, Müslüman olan hanımefendiler. Girdiniz mi kapıdan girdiniz. Şimdi buraya geliyorsunuz. Vel müminine vel müminat. İman etmiş olan mümin erkekler, iman etmiş olan mümin hanımefendiler diyor. Sonra devam ediyor. Kanetine kanetat, saimine saimat diye yani tek tek devam ediyor. İman etmekten kastımız inanmak, Allah'ın vermiş olduğu hükümlere inanmak ama o inandığımızı da hayata tatbik etmek. onu yaşamak o zaman tam zaten olgun Müslüman kıvamına mı geliyor, olgun mümin? Mümin demek ki öyle oluyor. Mümin. Demek ki o müminler için Rabbimiz eflaha buyuruyor. Onlar felaha ermiştir diyor. İmanla alakalı Kur'an-ı Kerim'de o kadar ayet var ki. Mesela malum haliniz, siz diyor ey bedeviler, mümin olduk demeyin, Müslüman olduk deyin diyor. Neden? Evet. Çünkü kulaklarınız aşina olmuş, kalpleriniz ama bununla alakalı bir değil. Diliniz ikrar ediyor ama kalbiniz bundan uzak. Ya da dille kalbiniz bunu kabul ediyor ama azalarınız ve amelleriniz bundan uzak. Eski selef nasıl anlatıyordu? İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve azalar ile ispattır. Yani ben Allah Azze ve Celle'yi, beni yoktan var eden, varlığından haberdar eden, çeşit çeşit evrelerden geçirerek beni bir minik bir su parçacığından ete, etten kemiğe, sonra kuarklardan atomlara, atomlardan moleküllere, oradan proteinlere, sonra vücudumun neresinin hangi kavrama ve hangi maddeye ihtiyacı varsa o uygun bir şekilde giydirip, dünyada hiçbir canlıya bahşedilememiş birçok vasıfla beni vasıflandıran Allah Azze ve Celle'ye karşı imanın, inancın sorumluluklarının yerine getirilmesi icap ettirdiğini karşımıza koyuyor. Eyvallah. Mümin olmak da bunun sorumluluklarını taşıdığı için belki her seferinde Allah Azze ve Celle Kur'an'da Müminun diyor. Çoğunluktan bahsediyor. Hem erkekleri hem kadınlara. Bu ayeti duyan kişi şunu diyemez. Fatih Hocam erkekleri kastediyormuş. Hadi bana eyvallah deyip arka kapıdan çıkamaz. Hem mümin erkekleri hem de mümin kadınları kapsıyor. O yüzden hep dualarda Allah'ın bizleri olgun müminlerden eyle. O mümin özelliklerinden zaten biraz sonra bahsedeceğiz. Ayetlere daha bir başlangıç yapamadık ama hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi aklıma geldi. İmanla alakalı mümin. Hani el imanu bid'un ve seb'une şubeten, iman 70 küsür derecedir. Efdaluha kavlu la ilahe illallah. En üstün derecesi la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ednaha imadatul eda anit tarik. En düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmandır. Vel hayâ'u şubetun minel iman. Haya da imandandır. Hocam niye böyle? İmanın en üst seviyesi la ilahe illallah. Anladık, tamam. Yerdeki insanlara zarar veren bir saman çöpü ya da bir dikeni yoldan kaldırmanın imanla nasıl bir bağı olabilir? Bir cüzü değil mi imanın? İmanın bir cüzü diyor, bir şubesi diyor, bir parçası diyor. Bir binanın bir kolonu diyor. Şöyle mi hocam o zaman, yani iman sadece kulun Allah ile olan münasebeti noktasında kul-Allah ilişkisi, ibadetler vesaireden öte sosyal yaşamı da kapsayan, coğrafi, hayvanat alemi, bitki, her şeyi kapsayan bir güzelliğin adı değil mi hocam? O yani çünkü... Ben... Özür dilerim hocam. Lütfen. O zaman ben iman ettim, namazımı kılıyorum, arkama döner her işi yaparım olmuyor mu hocam? Olmuyor galiba. Çünkü bakıyoruz ki buyurduğunuz gibi... Kişileri, benimle alakası olmayan toplumdaki bireyleri bile sokakta rahatsız edebilecek olan bir dikenin kaldırılmasını Allah Azze ve Celle benim imanımdan bir parça addediyor. Demek ki bu iman öyle bir şey ki sadece şartı 6'ya indirgenecek olan bir dil ile ikrarlar silsilesi değil. Hayatın 24 saatine nüfuz eden bir olgu. O zaman namaz günde 5 vakit, ahlak 7-24 farz demek ki. Kur'an'da hocam 114 suremiz var. Malum haliniz. 114 surenin 86 kadarı Mekke-i Mükerreme'de inmiş. Müminun suresi de onlardan bir tanesi. Ve bu 86 kadar surede en çok dikkati çeken şeyler ne? Baktığımız zaman en çok dikkati çeken şey, bir, topluma sürekli imanı anlatıyor. İki, ahlaki değerleri anlatıyor. Neden? Direkt mesela şu olamaz mıydı? Ey insanlar, ben Allah'ın peygamberiyim, secde edin ve daima namaz kılın. Ya da ey insanlar, ben Allah'ın peygamberiyim, hiç mal mülk edinmeyin, sadece insanların işlerini görün. Burada bile incelik var hocam. Çünkü Mekke'de mescit yok. Yani daha doğrusu böyle gidip de Peygamber Efendimiz imam olup arkasında cemaat, hep beraber cemaatle namaz kılma olayı, yani biliyorsunuz alenen yapılamıyordu. Doğru. Medine'ye hicret oldu. Medine'de mescid inşa edildi. Sonra ezanlar okunmaya başlandı. Artık bir devlet kuruldu. Yani nasıl ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, al bayrağımız gölge, ezanlar gökte yankılanıyorsa bu bir nimettir, bir şükür vesilesidir. Peki Peygamberimiz Medine'ye geçti. Hadi Mekke'deyken zor bir süreç vardı. İnen ayetler sadece imani ve ahlakı anlattı. Peki Medine'de Muaz bin Cebel'i Peygamberimiz Yemen'e gönderiyor. Fukahanın piridir Muaz bin Cebel. Çünkü fıkıhla alakalı meselelerde bize çok rehberlik eder. Efendimizin de seni çok seviyorum. Muaz dediği nadir şahsiyetlerden bir tanesi. Ey Muaz diyor, seni ben Yemen'e göndereceğim. Orada ehli kitaptan çok insan var. Oraya gittiğin zaman diyor, insanlar önce Allah'ın birliğine davet et diyor. Neden gider gitmez? Onlar zaten Müslüman olmazlar. Sen onların cizyelerini bağla. Bize de oradaki zekat mallarından varsa Müslümanlardan al. Yoksa cizyelerden gönder demiyor da direkt odaklanmış olduğu şey iman esasları oluyor. Demek ki kad eflahal mu'minun, her şeyin başı demek ki. İman, kamil anlamda bir iman olmazsa, hayata nüfuz etmezse, kişiliği ve karakteri iman üzerine ihya etmezse, demek ki sürekli bir yerlerde açıklık oluyor ki, Peygamberimiz Mekke döneminde inen ayetler ve surelerde bunu anlattığı gibi Medine'de görevlendirdiği kendi elçilerini de bunu anlatıyor ki Allah'a imanı anlat, kabul ederlerse ondan sonra namazı anlatıyor. Ya, aşama aşama. Demek ki birazdan okuyacağımız Müminun suresindeki ayetin tefsirini mübarek Peygamberimiz kendi hayatında yaşamış. Sahabelerine de bunu aktarmış demek ki, değil mi hocam? Demek Kesinlikle. Ki bunların hepsi birbirine bağlı bir silsile. Biz belki şunu mu yapıyoruz? Bir kimsenin önce imani değerlerini, iman hakikatlerini ruhuna ve kalbine nüfuz etmesini beklemeden önce namazın içindeki farzlar nelerdir, dışındaki farzlar nelerdir, önceliğin buna mı veriyoruz? Acaba okullarda vermiş olduğumuz din eğitimi sıraların üzerinde kılınan namazlardan mı ibaret? Acaba yapmış olduğumuz ders kitaplarımızdaki materyal ve içinde bulunan müfredat öncelikle işin ilmihal boyutunda mı kalıyor? Yoksa Peygamberimizin rehberliğine baktığımızda önce iman esaslarını mı bize öğretiyor? Kesinlikle, çünkü hemen siz böyle anlatırken aklıma ayet geldi. Esselübillah innellezine amenu ve amilus salihat. Ve bunun gibi pek çok ayet var. Önce iman, sonra salih amel. Hani salih amel de çok kapsamlı değil mi? Bunun içerisine namaz girer, zekat girer, hac girer. İşte rahatsız edici bir taşı yoldan kaldırman girer, komşunla iyi geçinmen girer, kul hakkı yememen girer, kamu hakkına dikkat etmen girer. Anne babanın yüzüne bakıp onun hayır duasına talip olmak girer. Hayvanlara merhamet duygusunu, merhamet kanatlarını germek girer. Çocuklara merhametli olmak girer gibi. Yani toplumun sosyal yaşamıyla alakalı bütün güzellikleri barındırıyor içerisinde. Demek her şeyin özü var hocam. Ama ilk önce iman. İman olmadıktan sonra bir şeyin anlamı yok geri kalanlar. Ama burada da iki tane iman karşımıza çıkıyor şimdi. Bir, kitapların bize öğrettiği bir taklidi iman. Bir de hayatımın her alanına nüfuz edecek tahkiki iman. Bunu nasıl ayrıştıracağım? Bunu nasıl öğreneceğim? Fatih Hocam varken, burada alimlik ve evliyalık taslarken, Fatih Hocam'dan ayrılıp eve gidip sadece Rabbimle baş başa kaldığımda, yapacağım ya da yapmakta olduğum hatalara karşı bana set çekecek olan kavram ne olabilir? Her yerde kamera yok. Devlet her yere kamera koyamaz. Fatih Hocam da her yerde beni takip edemez. Şimdi buradaki beni doğruya çevirecek, Roma İmparatorluğu'nun içerisinde 7 tane yiğit delikanlı olup beni Eshab-ı Kehf yapacak olan tahkiki, hakiki, gerçek imana beni ne ulaştıracak? Biraz önce bahsettiğiniz gibi yolda geçmekte olan insanlara üzerine basa basa ifade ediyorum ki çok önemli. Toplumda hiçbir şeye karşı duyarsız olmamamın sorumluluğunu yüklüyor bana iman. Şu anda bende bulunan iman nasıl bir iman ki? Bir başka ülkede, varsayalım ülkeme düşman olduğunu düşündüğüm bir ülkenin ormanları yandığı zaman oh be iyi olmuş, iyi ki de yanmış diyebiliyorum. Ya da bendeki iman nasıl bir iman ki yine benim hiç beğenmemiş olduğum bir ırkın ya da bir toplumun yaşamış olduğu bir afeti görünce oh be daha beter olsunlar diyebiliyorum. O zaman demek ki iman kamil seviyeye ulaşmamış. İmanı kamil, kamil iman diye dua ederler büyüklerimiz. İmanen kamile, değil mi hocam? Ve çok ilginç, bu kamil imanı oluşturan en temel kaideyi en büyük ve tek düşmanımız itiraf ediyor. Allah Azze ve Celle 2. suremiz Bakara suresi 30. ayetlerine bir geliyoruz. Filmin başını bize tanıtıyor. İblis aleyhillâne Adem aleyhisselama kibriyle secde etmiyor. Kıyamet gününe kadar fırsat istiyor. Sonra da diyor ki ben Rabbim senin bütün kullarını saptıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlesin. Ancak bu şeytanın müthiş bir itirafı. Gerçekten. Yani alimi saptırırım diyor. Evliyayı da saptırabilirim diyor. Tüccarı da saptırabilirim diyor. Hocayı saptırabilirim diyor. Askeri komutanı, okullu öğrenciyi, anneyi, babayı, evladı hepsini saptırabilirim. Bir kişi yaptıramayacağımı ben baştan itiraf ediyorum diyor. İhlas. İlla ibadeke minhumul muhlesin. Ancak samimi kullar. Peki bu samimiyet ne hocam? buyurduğunuz imanen kâmile. Çok ilginç. Şaffat suresinde 5 defa İlla ibadallahil muhlesin diyor. Mesela peygamberlerin kavimleri anlatılıyor. Kavimlerin içerisinde peygamberlerin ahlakına, erdemine, kişiliğine, karakterine ve mucizelerine rağmen iman etmeyip Allah ile savaşmaya kalkan kavimlerin helak olmasını anlatıyor. Hemen peşinden bunu sıkıştırıyor. Evet. 4 defa geçiyor. İlla ibadallahil muhlesin. Ve Mekkeli müşriklerin kıyamet günü dudaklarından dökülecek bir itiraf olacakmış mahşerde. Diyeceklermiş ki keşke biz Allah'ın samimi kullarından olsaydık. Demek ki iblisin saptıramayacakları samimiler. Yani keşke ibaresi de zaten iblis ve nefsin istediği bir cümledir değil mi o? Bir kelimedir. Keşke. Ümitsizlik aşılar çünkü. Aynen. O yüzden hani Allah bizleri ihlas ve samimiyetten ayırmasın. Amin. İstikamet üzere yaşatsın. Hocam girizgah çok bence kapsamlı oldu. Şu Müminun suresine artık bir girelim diyorum. Ben şimdi imanımı inşallah biraz önce size arz ettiğim gibi halkın yanında nasılsam Halık'la baş başa kaldığımda da öyleysem inşallah. Peki bunun sorumluluğunu ne yapmam gerekiyor? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ. Eğer öyleysen namaz kılıp huzurumda bulunman gerekir. Bana söz uygunsa davetimle buluşman lazım. Niye? Senin dünya hayatındaki nefsin ve şeytanın sana yapmış olduğu baskılardan soyutlanıp birazcık benle, bugünkü modern tabirle biraz meditasyon yapmaya, biraz benimle rabıta yapmaya, biraz benimle baş başa kalbi ve ruhi egzersiz yapmaya, dertleşmeye, kendini bir restart atmaya, kendini bir rot balans yapmaya, senin kendinin ruhunun bir ısınma turuna ihtiyacı var. Huzuruma gel diyor. Ama çok ilginç, haşiun ile gel diyor. İşte orası çok önemli. Tam da ben orayı soracaktım. Hani kadeflehel müminun, müminler felaha, kurtuluşa ermişlerdir. Kimler o müminler? Ellezine hum fi salatihim haşiun. O haşiunu biraz da merak uyandırsın. Eyvallah. Bir kasideden sonra değinelim mi hocam? Lütfedersiniz. Bir kaside dinliyoruz efendim, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. مدد يا گلی گلی زار محمد مصطفی شاهدیم آرزو سمادر بتون اجرامیله Yaksada ah derunum beni bu hasret ile takati yok dilimin halimi takrire bile aman ey badı sabah uğrarsa yolun semti harameyne tazimim yarz eyle tazimim yarz eyle Resulü sekaleyne bu günahkar gidişin son demi bilmem ne olacak. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ دَا her kişi rahın bulacak. Aman ey kâr-ı kerem yok elimden tutacak. asaba uğrarsa yolun semti harameyne, tazimim yarz eyle. Tazimim yarz eyle, Resulü sakaleyne. Medet ya hatemen nebiyyin. Efendim Alpcan Çelik hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel icra ettiler. Allah kendilerinden, yetiştiren hocalarından, annelerinden, babalarından ebeden razı olsun. Efendim şimdi inşallah ikinci bölümdeyiz. Bir seyirci sorularımız var, onları alalım. Adnan Şensoy hocamla kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İlk sorumuz gelsin inşallah. Namaz veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı? Namaz dışında abdestliyiz. Her ne sebeple olursa olsun ağlarsak abdest bozulmaz. Ama namaz içerisindeyiz. Abdestliyiz zaten. Dünyevi bir meşgaleden, dünyevi bir meseleden ötürü ağlarsak, sessiz ağlayıp gözyaşı akıtırsak bu namazı bozar, yine abdesti bozmaz. Ama yine abdestliyiz, namaz içerisindeyiz ama uhrevi sebeplerden ötürü Allah, Resul, Peygamber aleyhissalatü vesselam, işte cennet, cehennem aklımıza geldi, haşiyetten böyle huşu içerisinde namaz kılıp ağlarsak, bu namazı da bozmaz, abdesti de bozmaz. Allah bizleri huşu içerisinde namaz kılanlardan eylesin. Diğer sorumuzu alalım. Küçük günahların affedileceği müjdesi insanları günaha sevk etmez mi? Valla bence sevk etmez. Çünkü Nisa suresi 31. ayeti celilede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İn tectenibu kebaira ma tunhevne anhu nukeffir ankum seyyiatikum menudhilkum mudhalen kerima. Eğer size yasakladığımız büyük günahlardan kaçarsanız küçük günahlarınızı affederiz. Sizi çok özel bir yere koyarız diyor Cenab-ı Hak. Böyle bir müjde var. Esasında tabii ki bu müjde bizi küçük günahlara sevk etmemeli. Çünkü her küçük günah kalpte bir leke oluşturur. O lekeler çoğaldıkça kalp kararır. O yüzden Allah bizleri günahın hem küçüğünden hem büyüğünden muhafaza eylesin. Hani ne diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'inet tevvabun. Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırları tövbe edenlerdir. Allah tövbelerimizi kabul eylesin. Şu cumanın feyzinden, bereketinden istifade edelim ve duaların asla reddolunmayacağı şu güzel vakit dilimlerinde birbirimize sıkça dua edelim. Allah dediğimiz gibi günahın her türlüsünden, küçüğünden, büyüğünden bizleri muhafaza eylesin efendim. Şimdi ekranlarını yeni açmış olanlar vardır. Konuğum Adnan Şensoy hocamla Müminun suresinin ayetlerini inşallah hep beraberce işleyeceğiz. Hocam, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ bir girizgah yaptık. Müminler o kimselerdir ki işte feraha ermişlerdir. Hangi müminler? İşte اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ namazlarını huşu içerisinde kılanlar. Bu huşu, haşi'un kelimesini biraz açalım ve inşallah madde madde gitmeye çalışalım. Süremiz ne kadar el verir bilmiyoruz ama Müminun suresinin her ayeti müminin özelliklerini anlatan veciz ifadeler, inşallah bunlardan o nispette de hepimiz nasiplenelim. Çok güzel buyurdunuz hocam. İfade bahsettiğiniz gibi bu müjdeleri yerine getirebilirsek Peygamberimizin çok büyük müjdesi vardı. Kim bu Müminun suresinin ilk 10 ayetine göre amel ederse cennete girer diye bahşetmişti mübarek Peygamberimiz. Öylesi bütün dikkatimiz, odağımız bu mübarek cuma sabahında bir bayram hediyesi gibi, cuma müminlerin bayramıdır ya, öyle olsun diye hemen girizgahımızdan sonra devam edelim. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Peki huşu nedir? Huşu Allah Azze ve Celle'ye karşı derinden gelen aşkın en özel tanımlamasıdır. Saygı. Çünkü ayette diyor ki müşrikler diyorlar putlarına taptıklarını severler. Müminler ise وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ müminlerin Allah'a olan sevgisi, saygısı, aşkı o ise derin ve derin bir anlam taşır. En üst seviyedir Allah aşkı. Huşu bu aşkı ve sevgiyi bizatihi huzurunda aracısız, perdesiz, vasıtasız olarak huzurunda bulunduğun Allah Azze ve Celle namazda arzuhal edebilmektir. Çünkü namazda öyledir. Arada hiçbir aracı yoktur. Arada hiçbir kimse yoktur. Sadece Rabbim vardır ve ben dilime dökemesem bile kalbimde olan her şeyi tüm derinliklerine ve detaylarına kadar bilen bir Rabbim vardır karşımda. Ve o Rabbim bütün arzularımı yerine getirebilecek, bütün yüklerimi üzerimden alabilecek, bütün hastalıklarımı şifaya taşıyabilecek, bütün beklentilerimi nihayet taşıyabilecek, nihayete erdirebilecek ve bunları bana bahşederken hiçbir zaman başıma kalkmayacak kadar yüce ve ulu bir Rab'dir. Bu ayetle alakalı olarak müfessirler özellikle esbab-ı nüzul kısımlarında sahabenin namazın ilk dönemlerindeyken sağa baktıklarını, sola baktıklarını, bazen gelip selam veren olduğu zaman cevap verdiklerini ifade ediyorlar. Ne zaman ki bu ayet geldi, ondan sonra bizim hep yaptığımız şunu yapmaya başlamışlar. Namazda artık sadece secdeye bakmaya başlamışlar. Çünkü huşu da huzurunda bulunduğun kişiden başka her şeyden uzak durmak icap ediyor. Peki hocam, huşu ile namaz kılmak tabii ki mümkündür. Çok Allah dostu vardır günümüzde, bildiğimiz bilmediğimiz. Kılmanın bir reçetesi mutlaka vardır da. Yani mesela hani ilk dönemde ashab namaz kılarken sağa sola bakıyor. Birisi geliyor selam aleyküm, aleyküm selam falan gibi. Hani teşbih hata olmaz, benzetme. Evet. Peki biz namazda kendimizi nasıl Allah'a tam anlamıyla vereceğiz? Yani çünkü namaz kılarken bu bir realite. Aklımıza her şey gelebiliyor. Bu bazen dünyevi, bazen uhrevi. Her şey gelebiliyor. Bunlardan soyutlanmak için bir reçete var mı? İmam-ı Azam'a demişler ki, bir tanesi onun soru vaktinde, kendisi aynı zamanda Türkçer İmam-ı Azam Hazretleri'nin, Hanefi mezhebimizin büyük müştehidi. Demişler ki, Efendi Hazretleri demişler, ya bizim az bir tarlamız, az bir geçim kaynağımız var. Namazdayken aklımıza gelip gidiyor. Sizin bu kadar büyük servetiniz var. Ama bakıyorum namazdayken bir huşu haliniz seziliyor. Yani namazdayken rükûnuz tam bir rükû, kıyamınız tam bir kıyam. Bu nasıl tam oluyor? İşte bütün mafsalları yerine gelecek şekilde tadil erken, usulüne uygun bir şekilde rükû secdesi var. Hazret demiş ki, ben bütün servetimi ağıra bağlıyorum. Namazdayken kalbime bağlamıyorum demiş. Meşguliyetler kalbi işgal eder. Huzurunda bulunduğumuz zata iftitah tekbiriyle girmenin sembolünü anlamamız gerekiyor. Varsay ki son namazımız olduğu bize söylendi. Varsayalım ki bize bir haber geldi. Bu namazdan sonra bir daha namaz nasip olmayacak. O namazı nasıl kılabilirim ben? Varsayalım ki bugün son günümdür. Ben neye göre hareket ederim? Diyorlar ki Allah uzak etsin ama bulunduğumuz coğrafya buna müsait, depremle alakalı. İki kişi dese ki hiçbir bilgi ve birikimi, hiçbir referans olmamasına rağmen filancaların kehanet kitabına göre bu ay sonunda deprem olabilir dese insanların uykuları kaçmaya başlıyor. Ama kesin olan bir şey var. Ölüm var ve mutlaka bizi bulacak. Yani ölüm var. Gerçekten bu hakikat zaten de hani böldüm kusura bakmayın. Hani Peygamberimiz eline 2 tane taş almış. Bir tanesini ayağının dibine koymuş. Bir tanesini de uzakça bir yere atmış. Ve Ashab-ı Güzin Efendilerimiz Peygamber Efendimiz'e yapmış olduğu bu eylemin, hareketinin hikmeti sebebini sormuş. Peygamberimiz demiş ki, ayağımın dibine koyduğum taş insanın ecelidir, eceli. Uzağa attığım taş ise insanın emelidir, emeli. İnsanoğlu planının, programının, yarının peşinden gide dursun, ölüm ansızın geri verir. Ama çok güzel bir yere temas ettiniz. Bu namazda olabilir, farklı ibadetlerde olabilir. Son ibadetim, son namazım gibi bu niyette olursak zannediyorum bu işin üstesinden geleceğiz. Demek ki imanımızı samimiyete taşıyabildiğimizde, bilgiyle onu çerçeveleyebildiğimizde, ihsan kavramına ulaşıp kamil bir imana sahip olduğumuzda namazda bizi huşu karşılamış oluyor. O huşuyu tattığımız zaman ne olacak? Ellezine diye devamı gelecek. Evet. Çünkü eğer biz Kur'an'da ellezine diye başlayan bir kısma denk geliyorsak, bilelim ki yüce ve ulu Allah'ımız birilerinin tarifini veriyor. Ya iyilerin tarifini veriyor ya da kötülerin tarifini. Biz müminlerin kurtuluş ermesinden bahsettiğimiz için tarif iyilerden. Bize istikbal ve hedef arayanlara bir prototip, bir kalıp, bir rehber, bir ışık. O ışığa göre bakalım. وَالَّذِينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onun öncesinde miydi? قَدَ فِلَعَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ. Demek ki zekattan önce, malın temizlenmesinden önce kalbin ve dilin temizlemesi de var. Aynen hocam. Müminlerin kurtuluş ermesi için namazda huşuda olmaları lazım. Namazda huşul olmaları için dillerinin ve kalplerinin temiz olması lazıma götürüyor. Demek ki bu ayetin peşin sıra gelişi hem tanımlama hem de bir tespit ve teşhis. Namazda huşuya engel olan şeylerden biri neymiş demek ki? Lagvi mu'ridun. Kötü söz, kem söz, gıybet, küfür, iftira, insanların aleyhine konuşacak olan cümleler, kalp kıracak olan kelimeler. Demek ki bütün bunların hepsi lagvi mu'riduna giriyor. Bunlardan ne yaparmış mümin? Uzak dururmuş. Şimdi baştan buraya aldık, buradan başa doğru çevirelim. Dilini ve kalbini, aklını ve sözlerini, sözcüklerindeki kelimeleri temizleyen bir kişi namazında huşulu olur. Namazında huşlu olursa kurtuluş ermiş olan mümin olur diye tersten bir baştan gittik. Sona bir aynen. Sondan başa okuduk. Şimdi hocam çok güzel bir yere temas ettiniz yine. Yani çağımızın vebası, gıybet, işte dedikodu, haset, iftira, kin vesaire. Biz hani hep dua ediyoruz hocam. Hani bir insan hasta olur, doktora gider, hastalığı teşhis edilir. Sonra ilaç verilir. İlaçlar eczaneden alınır, içilir. Bir şekilde Allah'ın da yardımıyla o kişi şifa bulur. Bunun için ne diyoruz? Allah'ım işte bütün hastalarımıza şifa ver diye dua ediyoruz. Bir de hastalıklarımıza. Hani bu maddi hastalık, bir de manevi hastalık. Şey, o daha beteri. O daha beteri. Hani müflis kimdir? Hani bu çok büyük bir hadis de buna girmeyelim. Yani girersek de çok üzerinde olmayalım ama hani müflis biz biliyoruz ki iflas eden maddi ölçekte ticaret erbabı olan bir insan. Ama Peygamber Efendimiz işte asıl müflisin bütün ibadetleriyle, zekatıyla, haccıyla, her şeyle ahirete huzuruna gelmiş. Ancak bu yapmış olduğu bütün kötülükler onların hepsini tabiri caizse üzerinden sepesermiş. O yüzden bizler bu kötü hastalıklardan da hem fiili dua hem kavli dua olarak sarılıp ve bunlardan soyutlanmamız lazım. Allah'ım maddi hastalıklarımıza şifa verdiğin gibi manevi hastalıklarımız olan gıybet, dedikodu, haset, iftira, kin gibi hastalıklardan da sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle. Bu kavli dua ama biraz da eylemsel duaya da geçmek lazım. Fiili dua almadan kavli dua yetersizdir. İkisi bir bütün değil mi hocam? Peygamberlerin hepsinin hayatında bunu görüyoruz. Hangi peygamber vardır ki hiç mücadele etmemiş? Ailesi başta olmak üzere toplumunu ahlaki değerlerle yüceltmeye çalışmamış. Sadece oturduğu yerden bir dağın üzerine çıkıp insanlar Allah'a iman edin deyip sırtını dönüp gitmiş. Peygamberlerin hayatlarına baktığımızda Şuayb peygambere bakıyorsunuz, toplumun ticaret ahlakından örnekler veriliyor. Hazreti Lut aleyhisselam bakıyorsunuz, eşkıyalara karşı bir mücadelede bulunuyor. Peygamberimize bakıyorsunuz, o zaten muhteşem bir ahlakı tamamlamak için geldiğini ifade ediyor. Ve toplum katında mümin olmadan önce emin olmayı ön plana koyuyor. Çünkü mümin olmak hem iman ederek Allah'ın eminliğine girmektir. Hem de muhataplarının karşısında emin olmanın sembolünü taşımaktır. Ben müminim, Allah Azze ve Celle beni koruyacaktır. Bu yüzden eminim. Aynı zamanda muhataplarım olan sizler de benden eminsiniz demektir. Çünkü mübarek Peygamberimiz ne buyuruyordu? Mümin elinden ve dilinden selimen nas, bütün insanların selamette olduğu kimsedir. Hadiste bahsettiniz, biraz önce bahsettiniz. İmanın 70 şubesinden bir şube olarak anlatılıyor. İnsanlara zarar veren bir şey. Ya da Peygamberimiz buyuruyor ki komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Sokakta bulunan bir hayvancağıza işkence eden bir abide kadının cehennemlik olmasından bahsediyor. Çarşı ve pazarda hammal olarak kullanılan bir yük hayvanını, affedersiniz, Efendimiz Aleyhisselam'a halini şikayet ettiğini anlatan hadisleri biliyoruz. Mahşer günü, affedersiniz, hayvanlar bile dirilecek mi diye sorulduğunda evet diyor. Hatta avlanılmakta olan bir serçe mahşer günü diriltilecek ve kendisini haksız yere yemek için değil, besin için değil, sadece keyif için katleden kişiden şikayetçi olacak diyor. Hatta boynuzlu koç, boynuzsuz koçtan. O da Peygamberimizin önünde olmuş. Peygamberimiz Medine pazarında gezerken bir tane boynuzlu koyunun gariban bir boynuzsuz koyuna çarpıştığını, işkence ettiğini, vurduğunu, kavga ettiğini görünce bu bile mahşer günü dirilip hesabını alacak diyor. O yüzden biz dualarımıza katıyoruz ya, boynuzlu koyunun boynuzsuz koyundan hakkını alacağı o günde sen bize yardım et diye. Allah Azze ve Celle yardım eder ama yardım etmesi için Adnan'ın bir şeyler yapması lazım. Kurtuluşa eren bir mümin olması lazım. Kurtuluşa eren bir mümin olması için huşu içinde bir namaz kılması lazım, çünkü namaz beni silkeliyor. Tam böyle nefsimin peşinde, şeytanın izinde, o anda hız ve haz peşinde akarken bir ezan okunuyor, O ezan bana neyi hatırlatıyor? İsrafil'in bir gün sura üfürüşünü hatırlatıyor. O bir anda beni toparlıyor ve diyor ki, Adnan kendine dikkat et, sakin ol, kendine gel. Haramlardan uzak dur, helaller çoktur. Eşyada asıl olan ibahadır. Fıkıhta fakihler hiçbir zaman bir şeyin helalliğini sorgulamaz. Haram olup olmadığını sorgular. Çünkü helalleri saymakla bitiremezsiniz. Haramlar kısıtlıdır. Dilin haramı da budur. Ya dil Allah Azze ve Celle öyle yaratmış ki bir fil her zaman ot yer. Canım sıkıldı artık vejetaryen olmayacağım demez. Bir aslan her zaman et yer. Artık sıkıldım ben bundan sonra ot yiyeceğim diyemez. Ama insana öyle bir fabrika takdir etmiş, öyle bir laboratuvar ihsan etmiş ki Fatih Hocam'la gidip Erzurum'da cağ kebabı yesek, orada verdiği tadın lezzetini ortaya koyuyor. İstanbul'da bir cağ kebabı yesek, onun lezzetini ayırıyor. Bu nasıl bir fabrikadır ki bu dilde muhteşem nimetler var. Öyleyse gerçekten iman eden bir mümin bu dildeki harikulade olan detaylara bakar, onları veren kudret için onu düzgün şeylerde kullanmaya gayret eder. İnsanız. Biraz önce hanımefendinin dediği gibi küçük günahlar işleyenlerin affedilmesi haksız değil mi? Küçük günah işlemeyenimiz yok ki. Allah'a hamdolsun ki her kusurumuza direkt fatura kesen bir Rabbimiz yok. Yani, bu sakınmakta olduğumuz büyüklerin yüzü suyu hürmetine o küçüklerden kurtulmuş olacağız. Aynen. Yani evet, esasında günahı küçük gördüğümüz takdirde bazen hataya düşebiliyoruz. O yüzden günahın küçüklüğü, büyüklüğü tabii ki önemlidir ama biz büyük günahlardan sakındığımız takdirde inşallah küçük günahlarımız affolacak. Ya çünkü Peygamberimiz diyor ya hocam, siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız Allah sizi helak eder, yerinize günah işleyen bir toplum inşa eder ve onlar da günahlarından ötürü Allah'a tövbe eder, Allah da onların tövbelerini kabul ederdi. İnnallâhi yuhibbut tevvâbîn değil mi hocam? Yani dolayısıyla hiçbirimiz günahsız değiliz ama önemli olan tabii ki Allah da bizi biliyor. Yani huzuruna tam olarak çıkmak imkansız. Tam olan Allah'tır. Eksik olan bizleriz ama Allah'ın huzuruna ne kadar günahları böyle minimize etmişsek, o denli çıkmışsak o zaman kârdayız. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor. Allah Azze ve Celle mahşer günü herkesi inceden ince hesaba çekerse kimse kurtulamaz buyuruyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, ya Resulallah sen de mi? Evet ben de diyor. Allah Azze ve Celle merhamet ederse bu şuur ve inançta olan bir insanın günlük hayatındaki yaşam standartı ne olabilir? Yaşam kalitesi ne olabilir? Kendisine karşı sergilemekte olduğu bireysel hesap sistemi ne olabilir? Dilini temizledi. Şimdi ne yapması lazım? Malını temizlemesi lazım. Evet. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ. Peki zekat Medine'de emredildi. Mekke'de bulunan bu zekat nedir? İnfakın, hayatın, ilmin, güzel ahlakın, tatlı sözün infakıdır. Allah bizi böyle kurtulanlardan eylesin. Amin. Allah hakkıyla zekatını veren, namazını kılan, diğer ibadetlerini hakkıyla yapan kullarından Amin. Eylesin. Hocam süre nasıl bitti anlamadık. Aktınız gittiniz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Tenezzülü buyurup iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Ben minnetimi arz ederim. İnşallah Allah razı olsun. Haftaya tekrar inşallah görüşeceğiz. Kısa bir duayla, cuma duasıyla bitiriyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbel alemin, bizleri haktan, hakikatten ayırma, cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünneti seniyyesini icra eden kullarından eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi günahlarımızı mahveyle. İstikamet üzere bir hayat yaşamayı cümlemize nasip eyle. Amin diyen bu güzide izleyenlerimizin Rabbim hanelerine huzur ihsan eyle. Bereket nasip eyle. Helalinden bol kazançlar ihsan eyle. Eğitimle meşgul olanlar var. Allah'ım onlara hayırlı zekalar, muvaffakiyetler nasip eyle. Ya Rabbi dualarımızı Kabe'de, Mina'da, Müzdelife'de, Medine'de, Arafat'ta, Mescid-i Aksa'da yapılıp da kabul olmuş duaların arasına cümle dualarımızı ilhak eyle. Ya Rabbi şu güzel vakit dilimindeyiz, cuma saatindeyiz. Ya Rabbi dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle. Duaları işiten ve kabul edensin. Bizlerin de dualarını kabul eyle. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.